bize hemen derhal burada bir ambulans yaratacaksınız ve bu hastamız buradan gidecek. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun doktor? Bir beş kişi birden üzerime zıpladı. Darbe aldığı için korneada hasar olduğunu söyledi göz doktorlar arkadaşlar. İstirahat etmesi gerekiyor gözümün. Beynimde de bulantı, kusma ve baş dönmelerim devam ediyor. Beyin cerrahisi servisi adına yatıyorum burada. Canımı kurtardığıma seviniyorum açıkçası. Çünkü burada hayatımı da kaybedebilirdim şahısın. Cebinde bıçağı da olabilirdi, tabancası da olabilirdi. Bunlarla ilgili olarak hiçbir kontrol mekanizması yok çünkü. İki doktor, Mustafa Aydın Arıkan ve Durmuş Alparslan Demirci. Görevleri başındayken hastaları tarafından darp edildiler. Biri elini kullanamaz halde, diğeri gözünü. Hayatta kaldıklarına şükrediyorlar. Çünkü doktora şiddetin daha beteri var. Doktor cinayeti. Doktor Aynur Dağdemir, Samsun'da görev yaptığı hastanede öldürüldü. Acil servisler, yoğun bakımlar, ameliyathane koridorları. Hastalar en zor zamanlarını bu birimlerde geçiriyor. Doktorlara en çok bu birimlerde ihtiyaç duyuyor. Ancak ne tezattır ki sağlık çalışanları yine en çok bu birimlerde şiddetle karşılaşıyor. Türk Tabipler Birliği'nin verilerine göre sağlıkta şiddet her yıl %7 oranında artıyor. Günde ortalama 30 sağlık çalışanı sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalıyor. Kadın doğum uzmanı Doktor Aynur Dağdemir, Samsun'da kadına şiddeti engellemek isterken hayatını kaybetti. Bu çocuklarımı o kadar kötü şartlarda büyüttüm. Özellikle Aynur'umu çiçek yapıp satarak tıp fakültesini bitirttirdim. Benim ağrıma giden şu oldu. Muhakkak kaza olabilir, muhakkak bir trafik kazası olabilir. Muhakkak bir şeyler olabilir, sonu olabilir. Ama benim yavrum iyiliğinin, fedakarlığının, korumanın kurbanı oldu. Tekrar helal eder misiniz? Tekrar helal eder misiniz? Edip Can Kürklü, Göksel Kalaycı, Ali Menekşe, Ersin Arslan, Melike Erdem ve Kamil Furtun görevi başındayken öldürülen diğer doktorlar. Önlem yok, polis uzakta, koruma memuru işini bilmiyor, engel yok. Bu iş düzelmedikçe bu işler devam eder. Ve çok da acı ve çok yüz kızartıcı şeyleri duymakta gecikmeyiz. Büyük radikal adımların atılması gerekiyor. Aksi halde artık biz hakaretten, tehditten, darptan, hekime yumruk attı haberlerinden çok öte sürekli cinayet haberlerini, katliam haberlerini okuyacağız. Çok geç olmadan acil müdahale gerekiyor. Çanakkale Kepez'de aile hekimi Mustafa Aydın Arıkan, iğne yaptırmak isteyen hasta tarafından darp edildi. Arıkan'ın sağ eli, burun kökü ve göz tabanında kırık tespit edildi. Hem gözümdeki çift görme için hem elimdeki bu kırık için bir düzelme garantisi de yok. Benim görevi yapmam da mümkün değil, hastaları muayene etmem de mümkün değil. Adana'daysa şiddetin faili hasta yakınlarıydı. Ameliyatın geciktiğini gerekçe gösterdiler. Uzman doktor Durmuş Alparslan Demirci'ye şiddet uyguladılar. Demirci kafa travması geçirdi. Sol gözünde kısmi görme kaybı oluştu. Darbe aldığı için korneada hasar olduğunu söyledi göz doktorlar arkadaşlar. İstirahat etmesi gerekiyor gözümün. Beynimde de bulantı, kusma ve baş dönmelerim devam ediyor. Hasta yakınlarını olduğu sonradan öğrendiğim 3 kişi bağırarak küfürler ediyordu. Üzerimize saldırdılar. Bir tanesi
gözüme yumruk atıp fiziki olarak beni darp etti. Araştırmalara göre sağlık çalışanlarının %65'i meslek hayatları boyunca sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalıyor. Şiddete başvuranlar %78 arasında acil olmayan hasta yakını şiddete başvuruyor. Yani bu çok önemli. Acilden bahsediyoruz. Acil olmayan hastadan bahsediyoruz ve onun acil olmayan hasta yakından bahsediyoruz ki yani bunlar en fazla bizim rahatsız olduğumuz şiddete başvuran kesim. Bir meslek grubunun odasına telefon ederseniz ne der? Telefonu açan ses size for English press 1 bilmem ne isterseniz 3'e bas 4'e bas gibi bir yönlendirme yapar. Bizim tabi odası İstanbul tabi odasına telefon ettiğiniz vakit tavsiye ederim edin. Hareket edeceksiniz. Bir yaşınıza daha gireceksiniz. Çünkü size ne diyor? Hekimseniz, şiddete uğramışsanız şu numaraya basın diyor. Bu çok anormal bir şey. Çok yüz kızartıcı bir şey. Niye? Çünkü bize gün geçmiyor ki bir meslektaşımız şu veya bu hastaneden şiddete uğradım. Rapor aldım. Aman gelin bana yardım edin diyor. Mesela yine takip ettiğimiz bir davada karşılaştığımız bir örnek. Hekim çok sık aralıklarla artık bugün 2 dakika 3 dakika aralıklarla randevu veriliyor malum. Öğleden sonra bir saat artık sayı olarak epey yorulmuş durumda. Nefessiz çalışıyor ve tuvalet için ara veriyor. Tuvalete gitmek üzere koridora çıkıyor. Koridorda bekleyen hasta yakınları nereye gidiyorsun, bırakıyor musun, nasıl gidersin diyor ve onların arasında kalıp şiddete maruz kalıyor. O kadar talepkar, o kadar toleranssız bir durum var ki. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların mazeretleri benzerlik gösteriyor. Bizim uğraştığımız davalarda en çok karşı karşıya kaldığımız örnek, diyebilirim ki açık ara birinci örnek, bana şu reçeteleri yazar mısın? Söylediğimi yapmak zorundasın. Benim vergilerimle orada oturuyorsun. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Ararım şimdi 184'te şikayet ederim seni. Ben ne dersem yapacaksın. Türü diyaloglar yine en sık rastlanan diyaloglar yapılan çalışmalarda. Bu kadar hizmetin yapıldığı bir durumda hiç sorun olmayacak dersek bu yanlıştır. Var olanları çözebilmek bizim görevimizdir. Ama kötü söz söyleme hakları asla olamaz. El kaldırma hakları asla olamaz. Şiddet uygulama hakları asla olamaz. Bir de düşünün ki hastanelere müracaatların ki randevu sistemiyle yaymaya çalışıyoruz. Ama yine baktığınızda sabah 9'la 12 arası herkes benim. Şimdi saat 1'de, 2'de, 3'te, 4'te, 5'te gelse beklemeyecek ama ben 9'da geldim ya ama 100 tane kişi de 9'da geldiyse bunun planlamasına MHRS'yle yani randevu sistemine uymak lazım. Hem randevu sistemine uymam hem gittiğimde 5 dakikada beni almaları lazım diyorsa kendi eksikliklerini veya yoğunluğun getirdiği yükü doktoru suçlayarak veya çalışana şiddet uygulayarak gidermek herhalde gerekçe olamaz. Son 2 yılda 10 bini aşkın sağlık çalışanı şiddete uğradığı için mahkemelere başvurdu. ...2012-2014 yılları arasında toplam 10.016 dava açılmış. 5.600'ü hala devam ediyor. Bu davaların 3.266'sı mahkumiyetle sonuçlanmış. Ve cezalar da üst limitten olabildiğince verildiğinde tabii ki bu anlamda topluma bir müeydenin var olduğu algısı da geliyor. Ancak korktukları için şiddet gördüğü halde şikayet edemeyen doktorların sayısı da azımsanamayacak kadar fazla. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi acil biriminde görev yapan asistan hekim Altuğkan Bakan da onlardan biri. Hasta bize sürekli
zaten küfrediyordu. Saldırgan bir üsluba sahipti. Pansumanını açmak istediğimizde bize pansumanı açmayacağını söyledi ama bir yandan bize hala küfretmeye devam ediyordu. Biz hastanın yanına gittiğimizde bu kez bize yumruk savurdu. Altuğ Kan Bakan kendisini güvende hissetmediği için hastadan şikayetçi olmadı. Aslında trajik bir şey, şikayetçi olmamam ama şundan kaynaklanıyor. Hastanın genel durumundan kaynaklı bir endişem vardı. Mahkemeye gittiğimizde savcı bizi çağırdığında aynı yerde, aynı salonda, aynı şekilde beni tanıyor. Benim nerede yaşadığımı biliyor, ne yaptığımı biliyor ve her an bana ulaşabilir. Şikayetçi olduğumuzda şikayetçi olan ve olunan aynı koridorda mahkeme sırası bekliyor. Ve bizim tüm adresimiz karşı tarafın eline geçiyor. Ve uğraştığımız kişiler zaten normal kişiler değil. Şiddet uyguladıysa zemininde bir psikopatlık yahut da bir farklı psikolojik durum olabiliyor. Bu nedenle korkudan dolayı maalesef bu şiddet olaylarının yaklaşık %70-80'i adliyeye başvurulmuyor. Kadın sağlık çalışanlarının durumu biraz daha zor. Onlar hem hekime hem de kadına şiddete karşı mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir hasta yakını vardı. Gerçekten bir nasıl söyleyeyim size? Bir fazla beklentisi vardı. Yani hastasını muayene etmiştik. Başka bir hastayla uğraşıyorduk. Benim hastamla ilgilenin diye böyle bir istekte bulundu. Ben hasta yakınıya çok yakın durmuşuz. Her an ben bir fiziksel bir şiddete maruz kalacağım diye içimde korku var. Ama yine de hasta yakını daha çok şey olmasın diye, benim korkumu anlamasın diye ben geri de atamadım. Bir şey de yapamadım ama o zaman bu durumu idare etmeye çalıştım yani. Sözlü şiddetse o kadar kanıksanmış ki şiddet olarak dahi görülmüyor. Gün içerisinde hemen hemen burada çalışan herkes bir şekilde hasta yakınları ya da hasta tarafından sözel şiddete maruz kalmaktadırlar. Artık çok kanıksadık bu tür şeyleri. Hani şiddet olarak bile arkadaşlar algılamıyorlar. Hatta birçoğunu bizlere de yansıtmadan kendi işlerini de halletmeye çalışıyorlar. Son dönemlerde artış var diye bir şey söyleniyor ama aslında hep vardı. Maalesef sözel şiddete her zaman biz karşı karşıyayız. Yani onu artık şiddetten saymıyoruz. Ama fiziksel şiddet de yani her an olabilir diye öyle bir korkumuz var yani açıkçası. Ama olmasın diye ona uğraşıyoruz maalesef. Yani bu kadar hem işimiz yoğun ama onu da idare etmeye çalışıyoruz maalesef. Şiddete maruz kalmak ya da şiddet görme riski sağlık çalışanlarında psikolojik sorunlara neden oluyor. En sık görülen sorun travma sonrası stres bozukluğu. Ankara'da acil ve yoğun bakımlarda çalışan 400 kişide yaklaşık sağlık araştırmasında travma sonra stres bozukluğu yaygınlığının %24 civarında olduğunu gördük. İşkence görenlerde bu %29'dur. Deprem görenlerde de benzeri oranlardadır. Yani acil ve yoğun bakım çalışanlarında da işkence mağdurlarındaki kadar yüksek oranda travma sonra stres bozukluğu olduğunu gördük. Şiddet kariyerinin başlangıcında olan asistan hekimleri daha fazla etkiliyor. Uzmanlığını yarıda bırakıp meslekten vazgeçenler dahi oluyor. Sağlık çalışanları ikinci travma dediğimiz, yani vekaleten travma dediğimiz travmanın mağdurlarıdır. Sağlık çalışanları, gazeteciler, kurtarma ekiplerinde çalışanlar, askeri personel, bütün bunlar travmaya uğrayanlara yardım ederken travmatize olurlar. Tanıklıklarla, ama artık sağlık çalışanları sadece ikinci değil, birinci travmaya da maruz kalıyorlar. Doğrudan şiddet gören, sözel şiddete, fiziksel şiddete uğrayan oldukları için biz hem ikinci travmaların zaten mağduruyuz. İkinci travmamızın etkileri sürerken bir de birinci travmaya uğruyoruz. Travmamızın etkisi katmerleşiyor. Hastane çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla tanımlanmış acil kod sistemi beyaz kod olarak biliniyor. Her gün ortalama 30 sağlık çalışanı sözlü ya da fiziksel şiddet gördüğü gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'nın beyaz kod birimi Alo 113'e başvuru yapıyor. Müzik
Sağlık çalışanları diğer meslek gruplarına göre 16 kat daha fazla şiddete maruz kalıyor. Onların mağduriyeti aynı zamanda diğer hastaların sağlık hizmeti alma hakkına da engel oluyor. Mahkemelerde devam eden dava dosyalarına bakıldığında alınan önlemlerin yeterli olmadığı anlaşılıyor. Peki sağlıkta şiddeti önlemek mümkün mü? Çözüm yolunda hangi adımlar atılmalı? Elini kolunu sallayan her hasta, hastasına veya kendisine bakacak hekimin karşısında bulmayabilir kendini. Böyle bir engelleme yok. Başka? Bir alarm sistemi olur. Ayağını bastığın vakit düdükler öter. Başka? 7-24 saat orada bir emniyet teşkilatından birisi veya bir koruma uzmanı olur. Biz burada ilk anda savcılarımızdan gözaltı kararı vermelerini istiyoruz. Çünkü toplum psikolojisini en çok etkileyen ilk andaki devletin varlığıdır. Yanlış yapana ilk anda güçlü müdahaledir. Terörle mücadele yasasında çıkarılırken biz polislerimize de sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığında polise de 24 saat hatta bir organize ise 48 saate kadar da polise yetki verilmesi konusunda düzenleme yaptık. Ve bundan sonraki süreçte polis dahi savcılığa iş aksayıncaya kadar olan süreçte bile 24 saat gözaltı çok organize hani gittiği yakınlarını topladığı geldiği işte şiddeti uyguladığı hizmet ortamının dinamiklerini bozdu olursa yine polisin de 48 saate kadar gözaltı yapma yetkisi var. Böyle bir suçun cezasının kuşkusuz ki çok ağır olmasını beklemiyoruz. Yani ilk cümle cezaların artırılması değildir kuşkusuz. Biz bunun özel bir suç olarak tanımlanmasını talep ediyoruz. Şiddetin yanı sıra sağlık hizmetinde kesintiye yol açtığı için de bu saldırıda bulunan kişi, bu nedenle de cezasının ağırlaştırılması gerektiğini söylüyoruz.